Abdülhakim Arvasi, Abdülhakim Arvasi, ya Rabbi sana bir ibadet ve taatla geldim diyemem, diyeceğim Rabbime diyor. Sadece şeriatın, diniyin, Kur'an'ın, Habibi'nin, Enbiya ve Evliya'nın, tevhidin aleyhinde olanlara bir ömür boyu ciddiyetle buğz ettim Rabbim diyeceğim. Ricalini sevdim, evliyana muhabbet ettim ve düşmanlarına bir ömür boyu da buğz ettim. Umarım ki dostlarını sevdiğim için, düşmanlarına da buğz ettiğim için Rabbim beni bağışlar diyor Abdülhakim Arvasi. Müslümanlar, Hazreti Ömer'in sözüdür. Hazreti Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. Allah'ı zikrede ede diliniz aşınsa, namaz kıla kıla kametiniz eğilse, oruç tuta tuta damarlarınız kuruyup birbirine yapışsa cennete giremezsiniz. Müslümanlar, benden tebliğ etmek. Cennete giremezsiniz. Ta ki Allah'ın dostlarını dost bilip sevmedikçe, düşmanlarını düşman bilip buğz etmedikçe. Tamam mı? Ayağını denge al. Hani bizim Azade'nin bir latifesi vardı, develeri denge al falan diye. Amel yüklü develerini denge al, ona göre yürü. Allah'ın kabzayı kudretine geçen kimse yakayı vallahi kurtaramayacaktır. Sultan-ı cihanlar, Hakan-ı zamanlar Mevla'nın kahrı önünde nane çöpü gibi titreyerek amel defterlerinde bir defa Allah demenin ecir ve sevabını arayacaklardır ama yaptılarsa bulacaklar. Yaptılarsa beleşçilik yok ahirette. Evet. Dünyadayken milletin omuzunda boza pişirdin, vicdanından geçinmiştin. Evet. Dünyadayken Hakk'a küfrettin, batılın yüzünü ağartmak için çalışmıştın. Dünyadayken Allah dostlarına ağız dolusu küfürler yağdırdın, düşmanlarına makamlar bahşettin. Cenab-ı Hak buyuracak, hadisi sahih Müslümanlar. Cenab-ı Hak buyuracak, siz dünyada nesebinizi size alkış tutanları yükselttiniz. Bugün benim kudretimin tecelli günüdür. Ben de ehlimi yükselteceğim. Eynel müttegûn buyuracak Mevla. Nerede dünyadaki takva sahipleri? Nerede dünyadaki aşk ve iman sahipleri? Nerede dünyadaki tevazu ve istikamet sahipleri? Nerede dünyada televizyon önünde ayak ayak üzerinde şehvet sahneleri seyretmeler yerine seccadeleri üzerinde gözyaşlarıyla zatıma teveccüh edip arşıma niyazlarıyla dilek ve hacetlerini yükseltenler, tamam mı? Herkesin azdığı günlerde secdede vakit geçirenler, herkesin gurur devrelerinde tevazuyla topraklar üzerine baş koyanlar, herkesin ağzı küfürle doluyken kalbini ve ağzını zikrin nuruyla dolduranlar, Cenab-ı Hak buyuruyor, eynel müttekûn, müttekiler gelsinler bugün. Dünyada Allah'tan korkanlar, dünyada gerçek vicdani ölçülere sahip olanlar, dünyada Mevla-i Müteal'in haramdır dediğinden uzak kalanlar, meşru kıldığı hududa yaklaşarak orada Mevlasına kulluk ve ubudiyette bulunanlar.